Değerli izleyiciler, Ankara Gölbaşı'ndayız. Yine bir yetiştiricimizin yanına gitmek üzere yola çıktık. Ve yolun kenarında da işte yöresel bir kasap esnafı demek tam yerinde olur. İşte sucuğu, yöresel etleri satan bir kasap esnafını gördük ve onunla sohbet etmeye karar verdik. Çünkü neden? Biliyorsunuz bu et fiyatlarındaki pahalılıktan dolayı sektörün çeşitli işte paydaşları birbirlerini böyle bir suçlama durumuna giriyorlar. Yani bu et fiyatları neden bu kadar pahalı anlamında herkes bir çözüm ya da işte bir sorumlu arama adına konuşuyorlar. Ve burada da işte aracılar suçlanıyor. Bir de artı kasap esnafı da yetiştiriciler tarafından birazcık fazla para kazanmakla itham ediliyor. Bakalım bir girelim içeri. Kasap esnafımızı bir dinleyelim. Ona merhaba diyelim. Hayırlı işler dileyelim. Ondan sonra da bu et fiyatları ile ilgili biraz sohbet edelim. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Hayırlı işler ustam. Ustam hayırlı işler. Tekrar. Sağ ol. Seni de işinden alıkoyacağız biraz ama. Olsun. Biz dediğim gibi burada yetiştiricimizi ziyarete gidiyoruz. Evet. Oraya gitmeden önce de seni gördük burada. Hatta duyduk diyelim. Öyle söylediler. İyi kasaptır, iyi esnaftır. İşte güzel ürünleri vardır, temiz iş yapar, gönül rahatlığıyla yeriz dediler. Sağ olsunlar. Biz de işte eski mahalle kasaplarımız aklımıza gelerek, mahalle esnafından kasaplarımız, sevdiğimiz esnaflardan evet. aklımıza gelerek seni bir dinleyelim dedik. Şimdi özellikle programın açılışında da ben söyledim. Bu şimdi et fiyatlarının pahalılığıyla ilgili. Bu işte herkes birbirini suçluyor. Yani birbirini sorumlu. Aynen öyle. Yani aynen. Pahalı bir malzeme var burada. Ondan sonra herkes üzerinden sorumluluğu atmak için efendim ondan dolayı suçlu, bundan dolayı suçlu falan diyor. Şimdi yetiştiricileri dinliyoruz. Onlar diyorlar ki işte bizim girdilerimiz fazla, işin emeğini çeken biziz. Aracılar kazanıyor. Bir de kasap esnafı da hiçbir şey yapmadan aradan eti keserek para kazanıyor diyorlar. Seni dinleyelim. Buyur. Aynen öyle. Şimdi besici aracıya atıyor. Evet. Aracı bize atıyor. Şimdi en son et bize geldiği için şey ihale bizde kalıyor. Ha, yani zincirin en son müşterinin önceki halkası siz olduğunuz için aynen öyle. Oradaki şey etiketteki fiyat aynen sizden öyle. Sorumlu tutuluyor. Yani biz kendimiz direkt besiciden alıp satamadığımız için malı o yüzden sıkıntı. Peki onu bize anlat. Şimdi buradaki sistem nasıl dönüyor? Neden doğrudan besiciden alamıyorsun? Şimdi sistem öyle tekelleşmiş ve öyle hani bazılarının elinde dönüyor ki yani bunu engellemek mümkün değil. Hı-hı. Mümkün değil. Şimdi biz mesela Gölbaşı, Ankara Gölbaşı burası. Burada mezbahane yok. Biz malı kendimiz kesme şansımız yok. Kendimiz kestiğimiz zaman mesela ilçe tarım bize siz kesemezsiniz malı diyorlar. Veteriner kontrol altında kesilecek diyorlar. Hı-hı. Biz mal kesemiyoruz. Gidip borsadan et alman gerekiyor. Hı-hı. Borsadan et aldığın zaman da oradaki tekelin eline düşmüş oluyorsun. Hı-hı. Onlar sana ne fiyattan et verirlerse o fiyattan alıyorsun. Ha eti aldın işte 27 liraya 28 liraya neyse fiyat çok önemli değil. Eti aldın bunun firesi var, kemik var, işte ne bileyim tezgahta parçalaması var. Hı-hı. Yani sana kalan kısmı var. Yani anlatamazsın bu kasabın kazandığı parayla ilgili. Peki şeye daha önce gelirsek. Siz kendi kestiğiniz yani gördüğünüz bir hayvanı dediniz ki ben bu hayvanı satmak istiyorum besiciden. Evet. Ben bu hayvanı getirip işte tezgahımda satmak istiyorum etini evet. dediğiniz zaman diyor ki sistem o hayvanı alacaksın. Götüreceksin. Kesimhaneye götüreceksin. Aynen öyle. Orada keseceksin ve ondan sonra bize evet. kesim fiyatını falan vereceksin. Aynen öyle. Ondan sonra alıp koyacaksın diyor. Tekrar tezgahına. Şimdi böyle olunca da haliyle besiciden gelen et kasaba girdiğinde kesilip girdiğinde bir kere bir üzerine bir kar koyulmuş oluyor. %100. %100. Ve o karı da işte aracılar. Sistemden dolayı aracılar alıyor. Aynen. Ha. Şimdi peki onu ortaya koyalım. Besicilerden çıkarken baskül fiyatı ne kadar etin? Ya şu anda kuzu baskülü 17 lira. 17 lira. Kesim. Canlı ağırlık. Canlı ağırlık. Canlı ağırlık. Tamam. 16-17 lira canlı baskül. Mezbahadan alırsan kuzuyu 34-35 lira. Hı-hı. Et olarak aldığın için. Doğrudan %100. Yani bir kuzu aşağı yukarı %45-50 civarı randıman veriyor. Hı-hı. Yani tam 50'yi vermez de 45-47 civarı randıman veriyor. Tabii bu aracılar sadece etten kazanmıyorlar. Hı-hı.
Artı adını siz söyleyin. Bunun sakatatıydı. Onu da söyleyelim. O çok önemli. Derisiydi, kellesiydi. Kellesiydi. Tamamıyla araca kesimi yapanlara kalıyor. Evet. Ha, kesimi yapanlar da adını siz söyleyin. Böyle uçuk fiyatlar yok arada. Hı-hı. Çok böyle abartılacak derecede fiyatlar yok. Ama işin kasaba kalan kısmını söyleyeyim. Kasap işte şu kadar para kazanıyor. Öyle bir şey yok yani. Peki şimdi devam edelim o zaman. Bir kuzu 17-18'e baskül ağırlığından bir 17-18 evet. Gitti kesime. Evet. Buradan bir kere %50 bir randıman dedin, yani %50 ek yani çıkar. Aşağı yukarı 45 ile 50 ulaşmaz da 45-47 arası olur. Hadi 50 diyelim. Aynen 50 öyle. Diyelim. Orada ne kadar oldu et oradan çıkarken? 33-34-35 lira. 35 lira oldu. Aşağı 17'den yukarı. 35 yine aşağı yukarı işte bir %100'lük bir şey geldi. Size, yani, size gelişi yani etin kilosunun 35 lira. 35 lira. Ondan sonra kasabın elektriği var. Tabii ki. Efendim eleman çalıştırması var. Vergisi var. Tabii ki. Başka ne giderlerimiz var? Aldığımız her şey bizim. İşte malzemeler var. Her şeyimiz para. Her şeyimiz para. Bunun üzerine de karını koyduğu zaman et kaça geliyor? 50'ye yaklaşıyor. 1 kilo ette 4 lira 5 lira para kazanırsın. 1 kilo et. Ha, o kadar. En fazla. En fazla. En fazla. Yani kuzunun butu geldi işte bize. Hı-hı. Geldi dükkana girdi 35 36 37 liraya Hı-hı. girdi. Bakalım kaç, o, bakalım kaç liraya satacağız biz bu butu? Hı-hı. Bir kuzuda en az 3 kilo 4 kilo kırıntı çıkar. Hı-hı. Kırıntı dediğim bunun üzerleri temizlenmiş. Dikkat ediyorsan bu şekilde olmaz. Şimdi o da çok önemli. Kırıntı dediğimiz yani ufak tefek. Aynen öyle. Bunun kenarındaki yağ, bu kavram yağ, buralar hep temizleniyor içinin yağı. Siz her tarafı güzelce temizleyip tezgaha böyle koyuyorsunuz. Tezgaha koyuyorsun. Et Hı-hı. günlük fire verir abi. Günlük fire verir et. Tezgahta durduğu zaman günlük fire verir. Her gün firesi her vardır. Gün fire verir. Bu da bir gider. Bu da bir gider. Bu da bir gider. İşler, gider üstüne gider. Gider gider üstüne gider. Aynen öyle. Peki şimdi senin tezgahına bakıyoruz. Sucuk var. Aynen öyle. Köfte var. Sen evet. sucuk için bir başvuruda bulunmuşsun. Bulundum. Bir de öyle bir kanun çıktı. Dede der ki kasaplar sucuk yapmasın. Aynen öyle. Yapmasın yapamazlar dedi. Evet. Sanki işte o yasak çıkana kadar ki sucukları yiyen insanlara bir şey olmuş gibi biz gayet de lezzetli bir şekilde sucuğumuzu yerdik yani. Sucuğum var, köftem var. Peki ne diyorsun? Bu duruma ne diyorsun? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şu marketlerden alınan hazır sucuklarla şu sucukları mukayese etmek mümkün değil. Mümkün değil. İnsan kendi yemediğini başkasına satmaz. Ya ben şöyle. Bunu kendim de yiyorum, çoluğum çocuğum da yiyor. Eşim dostum biz müşteri kaybetmememiz gerekiyor. Müşteriyi kaybetmememiz için malın en iyisini satmamız gerekiyor. Bizim öyle zincirimiz, toptan şeyimiz yok yani. Hı hı. Biz iyi mal üretirsek para kazanabiliyoruz. Hı hı. Ve bu yüzden hep iyisini üretiyoruz. Şimdi o sucuk bize yasak. Normalde yapamıyoruz biz sucuğu. Peki kasap sucuğu yapmasa ne olur? Kapıya kilidi vurur abi. Bu kadar açık, bu kadar net, açık yani. Net. Sucuk köfte yapmasın, kapıya kilidi vurur. Bakın size ben şimdi geldin abi, sen müşterisin benim. O zaman şöyle yapalım. Sen dedin ya işte biz bu eti bir kere bir hazırlayıp kesip ondan Aynen. sonra müşteriye verdiğimiz bir kısım var. Aynen. Sunabileceğimiz bir kısım var. Bundan sonra bizim para verip aldığımız aslında sizin para verip Aynen. aldığınız bir kısım da size kalıyor. Mecbur. Bunu o zaman ne yapacağım? Ben bunu çöpe mi atayım? Dediğiniz bir kısım var. Onu Aynen. bize bir gösterin şimdi tezgahta. Onu bir abi. İzleyelim. Şimdi geldin abi benden dedin ki yarım kilo bana bir kuşbaşı yaprak verdin. Ben hemen sana sen benim müşterimsin abi. Etin burasını ben sana vermem. Şurasını da vermem. Şuradan şöyle başlarım abi sana kesmeye. Kestikçe bana kalan yerler piyasaya çıkacak. Oraya da veremezsin. Yani vermem sana, niye vereyim abi, sen benim müşterimsin. Yarın Hı-hı. geri geleceksin bana. Hı-hı. Hani lezzetli olsun diyeceksin Zafer işte. Ne bileyim güzel olsun, yağsız olsun. Hı-hı. Ben sana kuş başına doğradım. Lezzetli bir şekilde yiyeyim diyeceğim. Doğradım verdim abi sana kuş başı. Bunların hepsi bana kaldı abi. Şunlar kaldı. Bana kaldı. Bir de onlar nedir? Onlar sonuçta et, yağlı et. Ben bunu parasını verdim. Aha. Kestim ve aldım ben bunu. Hı-hı. Bu bana kaldı. Ben şimdi bunu tezgaha koyup satma şansım var mı abi bunu? Satamam ben bunu. Mümkün değil. Kıyma çeksem adam ya artık et mi veriyorsun bana der. Kuş başıya zaten doğrayamadım sana. Çünkü benim şöyle koyalım, zincirim tamam. yok. Zincirim yok abi. Onu da şöyle görelim şuraya. Heh. Benim zincirim yok çünkü. Hı hı. Ben seni kaybetmemem lazım. O yüzden bunları sana vermiyorum ben. Ne yapacağım ben bunu? Peki yenmez mi? Yenir. Yenir. Yani, sağlıksız bir şey değil. Aynen öyle. Ne yapacağız abi biz bunu?
Ya kıyma yapacağız. Ha, kıyma, ya sucuk yapacağız. Kıyma yapıp tezgaha koyma da yasak. Kıyma yapamıyorum. Onu da yapamıyorsun. Onu yapamam. O komple yasak. Komple yani yasak. Onunla ilgili hiçbir çalışma yapıyorum. Sadece sucukta kullanabiliyorum ya da köftede kullanabiliyorum. Onlar da yasak. Onlar da yasak. Onlar da yasak. Şimdi ne yapacak kasap esnafı bu eti? Ne yapacak? Aynen öyle. Şimdi bize kalan kısım bu. Şimdi bununla ilgili biz bunu satmasak, işte bizim elimizde kalsa bu et, yani biz bu dükkanı hemen bugün kapatmamız gerekiyor. Ya kapatmanız lazım ya da onu kullanamıyorsanız da etin fiyatını artırmanız lazım. O zaman da işte müşteriye yansıdığı zaman farklı... O zaman da et pahalı. Aynen öyle. Yani bir kilogram et 40 liraysa ya, şu sana kalıyorsa bu etin fiyatı aşağı yukarı 50 liraya gelir. 50 liraya gelir. En az. Peki Zafer Ustam, şimdi biz yetiştiricimizin yanına gideceğiz. Seni de fazla meşgul etmeyelim. Şöyle bir soru da geliyor aklıma. Şimdi ithal et biliyorsun artık son dönemlerde ithal löp et geliyor. Evet. Dünyanın çeşitli yerlerinden. Her en son galiba Fransa'dan da bir 5000 tonluk bir anlaşma et siparişi verildi. Evet. Çok enteresan. Böyle bir de farklı ülkelerden alıyoruz yani. Kimin kestiği belli değil. Hangi hayvan olduğu, kimin kestiği, nasıl kesildiği belli değil. Artı şimdi sana konulan bu yasak, gelen ithal etin sunulması da yasak değil. Bakıyoruz mesela, gidiyoruz o zincir marketlerde. Kıyma olarak veriliyor. Gayet de güzel kıyma olarak veriliyor. Kuşbaşı olarak veriliyor. Şeyi de zaten görüntü olarak da hiç de böyle güven vermeyen, böyle beyaza çalan falan etler. Ne diyorsun peki bu duruma? Yani şimdi bu üreticinin yanında olmaktansa dışarıdan işte ürün getirerek bu piyasayı düzelteceklerini zannediyorlar ama bu iş böyle değil abi. O mümkün değil. Mümkün değil. Yani o zaman şunu söyleyeceğiz. İthalatla bu iş olmaz. Olmaz abi. Bizim köyümüz, burası köy. Yani mahalle oldu ama gerçekten köy yani, hala köy. Ben hazır yoğurt satılıyor bizim buralarda. Çünkü bizim burada inek yok. Hiçbir tane inek. Kalmadı değil mi? Yok abi, inek yok. Hayvancılık yani koyun anlamında da 3-4 belki 5 sürü vardır köyde. Yani hayvancılık bittiği için bu altyapıda mal yetişmiyor abi. Küçük çiftçi üretecek, işte önceden her kapıda en az 1-2 inek vardı burada. Her kapıda en az 1-2 tane inek vardı. İşte ne bileyim, hiç olmayanın 10 tane koyunu vardı. Ama şimdi 3-5 tane besici var. Onlar da çoğu bırakacağız diyorlar. Çünkü bu toplaştırmalar falan çıktı. Buralarda işte tarla burada sorunlar kalmadı. Biraz daha farklı. Yani bizim artık mera alanımız kalmadı. Her taraf hobi bahçesi oldu. Ne bileyim, kooperatif falan oldu. Bilmem ne oldu. Tarım alanından çıktık. Yani gelişiyoruz mu diyeyim? Gelişmiyoruz. Tarla fiyatları 10 senedir hep aynı. 20 senedir hep aynı fiyatlar. Gelişiyoruz mu? Gelişmiyoruz. Ama hep geriye doğru gidiyoruz. Üretim bitti. Üretim bittikten sonra artık dışarıdan ne kadar getirirsen getir. O getirdiği etlerin, bunların getirdiği et Türkiye'nin belki bir haftalık ihtiyacıdır. Tabii. En fazla belki bir haftalık. 5000 ton falan yani, hiçbir şey değil yani. İstanbul'a yetiyor mudur acaba? Merak ediyorum. Mümkündür. Belki bir günlük belki etidir ama yani o da insanın kafasına takılıyor. Yani madem bir yaraya merhem olmayacak, neden bu gelen 5000'ler tonluk etler yani? Abim şimdi bu iş... Acaba şöyle bir şey de geliyor insanın aklına. Yani böyle birileri aradan bir para mı kazanıyor? Birilerine böyle bir şey mi, ne diyelim, kar mı elde ettiriliyor falan diye de insanın aklına gelmiyor değil yani. Yani besiciliği bunlar tamamen bitirdikleri için daha önceki yıllarda, daha önce, çok önce bitti yani. Besicilik bittiği için şimdi tekrar geri başlandı ama bu altyapı öyle bir yılda, iki yılda, beş yılda, on yılda düzelmez yani. Biraz uzun vade alacak ki ondan sonra artık piyasaya belli bir denge gelir, belli bir düzen gelir. Şu anda yani herkes işte köy, şehirdeki işini bırakıp aman 10 tane besi hayvanı alayım köyde işte. Ona merak et salıyor. Çok para ediyor. Of. İşte orada ne para bileyim var. Kuzu, koyun çok para ediyor. Ya çok kişi denedi bunu. Ne avukatlar geldi, ne işte şu ne orada battı. Yani hep siz de burada gördünüz değil mi yaşadık onları? Yaşadık biz bunu. Burada geldiler aynen insanlar. Öyle. Hiç bu işle alakası olmayan adamlar bu işten para kazanacağını zannedip bu işe girdiler. Sadece işte nasıl diyeyim size, kandırıldıklarıyla kaldılar. Çünkü bu iş öyle sonradan gelip de işte ne bileyim 10 tane hayvan alayım ya da 100 tane koyun alayım, şöyle yapayım böyle yapayım da para kazanayım değil. Bu iş öyle bu bir iş değil. Bu iş ayağına çizme giymeyen, eline bıçağı almayan, sırtına yem çuvalı vurmayan adamlarla adamın işleri, bu iş olmaz. İşleri değil. Peki Zafer Ustam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize zamanını ayırdın. Evet. Güzel de bir özet oldu. Yani kasap esnafının derdini, meramını biraz anlattık. Evet. Seyircilerimiz de biraz aydınlanmış oldu. Tekrar teşekkür İnşallah. Ederiz. Evet sevgili seyirciler, işte dinledik Zafer Usta'yı. Kasap esnafı önemlidir. Kasap esnafı
bizim işte mahallemizin esnaflarındandır aslında. İşte bakkalı gibi, berberi gibi. Bu küçük esnaflar aslında kendi yanında kavrulan esnaflar da ne yazık ki bu son dönemlerde çıkarılan işte kanunlarla, uygulamalarla, ithalatla bu ekmeklerinden de olacak gibi gözüküyor. İşte aslında Zafer Usta'mın söylediği bir şey daha vardı. Aslında besicilik öldü diyor. Biz acaba hani bir ruhla mı konuşuyoruz bazı besicilerle falan diye de insan düşünmüyor değil. İşte meralar var. Meraların efendim yapılaşmaya açılması, hobi bahçeleri gibi uygulamalar hayvancılığa darbe vururken aynı zamanda ithalatta işte hem besicimizi hem yetiştiricimizi hem de kasap esnafını yerinden edecek gibi gözüküyor. Şimdi yetiştiricimizin yanına gidelim. Yine bir üreten insanımızı ziyaret edelim. Bakalım onlardan neler dinleyeceğiz. Sevgili seyirciler, işte Zafer Usta ile konuştuk, gördünüz. Kasap esnafının sözünü biraz dinledik. Dedi ki kendisi, bu etin pahalı olmasından bizler sorumlu değiliz dedi. Yetiştiricilerimizi de dinleyelim. Bakalım bu etin pahalı olmasından kimler sorumlu? Neden sorumlu? Öncelikle hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Erhan Bey. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz abi. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Bizler deyiz. Vallahi düştük yollar işte böyle. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Yetiştiricilerimizle konuşuyoruz, üreticilerimizle konuşuyoruz. Evet. Esnafımızla konuşuyoruz. Üreten insanların sorunlarını dile getiriyoruz. Evet, sorunumuz çok abi. Şimdi kasap da şimdi haklı. Girdi pahalı olduğumuz, biz de mecburen pahalı satmak zorundayız. Yoksa para kazanamayız. Bir çuval yemi dün sordum kuzu yemi. 57 lira dedi. Daha bunu samanı, arpası, iççiliği falan katarsan bir kuzu bize 400 lira mal oluyor. Biz 600-800 lira satacağız ki biz de 5-5 kuruş kazanalım. Şimdi o da kasapta da girdi mi o da mecbur pahalı satmak zorunda. Mecbur öyle. Peki Erhan Usta'm şöyle yapalım. Bir kere küçük baş dediğimiz zaman aslında aklımıza mera geliyor. Evet. Yani mera olmazsa aslında büyük, küçük baş olmaz. Olmaz. Hadi büyük baş yine işte şeylerde süt para ettiği zaman, et para ettiği zaman biraz kendisini çevirebiliyor ama küçük baş mutlaka mera olması lazım. Sizde meralar nasıl? Meralar? Bizde mera şimdi şu anda çok vardı, iyiydi. Şimdi bu büyükşehir bizden mahalleye yaptığı için şimdi kısıtlama geldi. Şey oldu. Bir geçen gün yine bir gelmişti hatta. Ağaçlandırma yapacaklarmış. Bizim buraya çorak diyorlar, kepir diyorlar. Ağaçlandırma yapacağız diyor. Biz de ağaçlandırma yapsa hayvanları da yapacağız. Onun için biz dilekçemizi verdik muhtarla beraber. O da dilekçemizi böyle böyle zaten bizim burası duzu çorak, kepir burada ağaç olmaz. Öyle bir karar verdik dilekçemiz ama kabul ederler mi etmeler mi bilmiyorum. Bir kere yani, büyük şehire bağlanıp mahalle olduktan sonra sorunlar arttı. Sorunlar arttı abi. Şimdi bir mahalle olduk. Ne altyapımız var ne üst yapımızda hiçbir şeyimiz yok. Adı mahalle. Yani adınızı mahalleye çevirdiler ama. Evet. Beramızı hep elimizden aldılar. Siz yine köysünüz. Evet tabii tabii. Size faydası olmadı, zararı oldu. Zarar bize zarar oldu. Zarar oldu. Bir kere meramız gitti. Meraları bir kere istila ediyorlar. Evet. Ondan sonra suyumuz bedavaydı. Suyumuz paralanmaya başladı. Ondan sonra mesela biz elektriğimizi ucuz veriyorduk. Şimdi mahal olduk. Elektrik arttı. Yani ne bileyim her taraftan darbe yediniz. Yani keşke hani mahalli olmanın verdiği işte avantajlardan faydalanabilseniz. O ya zaman şimdi, herhalde dersiniz ki yani iyi ki mahalli olduk. Ya şimdi orası öyle de şimdi mahalli olduk. Ne altyapımız var dediğim gibi. Ne üst yapımız var. Ne caddemiz belli. Ne şeyimiz belli. Yani şimdi gelen zaten bir kodamanlar neresiyse zaten ona oluyor. Karavana bakan yok. Şimdi burası tabii Ankara'ya yakın. Tabii Ankara'ya 25-30 kilometre koyuyoruz. Burada arsa fiyatları artmıştır muhtemelen. Arttı ama alan yok. Alan yok. Mesela milyonlar geçti şimdi. Milyonlar mesela adamına göre alıp alıp veriyor. Yani şimdi çiftçinin elinde fazla bir şey kalmadı zaten. Olan da zaten 3-5 kız satıyor. Çocuğunu veriyor. Bilmem ne yapıyor. Hayvancılığı da zaten öldürdüler. Zaten bizim köyde bir ben yapayım. Bir de bir arkadaş var. 60 hanede 2 kişi hayvancılık yapıyor. Peki Erhan Usta'm geçmişe baktığınız zaman mesela kaç sene öncesini hatırlayabilirsiniz bilmiyorum da. Vallahi mesela ben, kaç baş küçük baş büyük baş kaç baş hayvan vardı? Ben şimdi, mesela bazı Anadolu'nun köylerinde gezdiğimiz zaman öyle yerler oluyor ki işte tarihte 60 bin 70 bin tane küçük baş hayvan olan köyler gidiyorsunuz işte 2000 3000 ya da ne bileyim 5000 anca çıkıyor. Ben şimdi, burada durum nasıl? Ben şimdi 72 doğumluyum. 83-84'lerinde falan babamın koyunu vardı. Bizim köyde en az 15-20 sürü hayvan çıkardı. 15-20 evet, sürü? Evet en az olanın 60 tane koyunu vardı kaputa. Yani kaç oluyor o zaman? Yani 5000-6000 tane hayvan çıkardı. 5000-6000 vardı. Evet, şimdi 200, ne kadar köyde? 200-300 tane de büyük baş çıkardı. Şimdi 250 tane bende var. 200 de bizim komşuda var. 1000 tane çıkmaz mı? Yok 500 tane. 500 geçmez. Peki göç veren bir köy müdür sizinki? Göç verdi mi şimdi Ankara'ya? Şimdi böyle tabii gidenler bayağı gidenler de köşeye döndü yani Ankara'ya gidenler. Genç kaldı mı genç? Genç yok kalmadı. Zaten kalmadı gençler her yerde olduğu gibi. Zaten geçti gitti gençler de şimdi
ne bileyim yani kimisi okuyor, kimisi işe giriyor. Şimdi bir de şey çıktı bu ne diyorlar işte sigorta amacı, sigorta alayım bilmem ne. Yeter ki bir sigorta alayım. Şimdi abi bu bir kişiyi zor doyuruyor. Bitti. Kaç baş var aramızda? Şimdi 250 tane bende hayvan var. Hı-hı. Şimdi hesaplıyorum, kitaplıyorum. Samanı kendi yaptığımız halde, arpayı falan kendi ürettiğimiz halde. Kışı da ben çobana tutmuyorum, kendim bakıyorum. Hı-hı. O halde bile girdiler bize pahalı oluyor. Yazın çoban tutuyorsunuz. Yazın tutuyoruz. Değil mi? Mera'ya evet, gidiyor. İşte, mera uzak mıdır buraya yoksa mera yakın burada hemen? İşte bizim şu asfalt var, hayvan asfaltı. Buralar yani yolun kenarındaki evet, otlar yani işte, sonuçta. Baharın aşağı iner, çayırımız var. Hı-hı. Yazın da işte tarlalar işlendikten sonra bu tarafa başa attırız, başa çıkar. Evet. Ha başak dediğiniz şey. Bu şeyde Temmuz'dan sonra. Şey yapılmış, biçilmiş. Anızlara çıkar. Anızları evet. Sürüyorsunuz, şey evet, yapıyorsunuz evet. Orada. Hayvanlar otluyor. Peki şimdi biz Gölbaşı'nın bu diğer köyünde de bir röportajımız daha oldu orada. Mesela orada sorunlar da yine aşağı yukarı aynı da. Böyle bir işte hobi bahçeleri, villalar. Evet. Yine evet. Böyle hayvancılığı, tarım arazilerini böyle çevirmiş durumda. Evet. Ve ondan sonra hayvancılar işte pılını pırtını toplayıp yine dışarı çıkıyor. Evet. Yine ondan sonra şehir orayı da kuşatıyor falan. Evet. Yani doğru. İşte sürü sahipleri önde, şehir arkada. Geliyor. Rezne kovalıyorlar sizi yani. Böyle gidelim biz Haymana'nın bağışıntı dağlarına gidelim. Yani dağlara kadar sürecekler sizi. Oralarda rant oraya da gelirse oradan da sürerler sizi. Ya, vallahi işte. Burada durum nasıl? Böyle bir yapılaşma biraz daha az galiba burada. Ya bizim burada da var. Çevrede bizim de hobi bahçeleri falan var da. Şimdi bir de hobi bahçesi gelsin tamam. Geliyor iyi hoş da paralarımız, tarlarımız şey yapıyor, değerlendiriyor ama çeşmenin başına araba ekiyor, çekiyor adam. Aha. Hayvan sulanamıyor. Ondan sonra bir yol oluyor, yolu kapatıyor adam. Benim tarlam burası yol diyor, kapatıyor. Geç kalıyor hayvan. Ondan sonra oradan geçerken, bilmem derken biraz da tatsızlık oluyor yani. Tatsızlıklar bile oluyor yani. Ya şimdi kimse çoğu cahil insan oluyor, bilmem ne okumuş ama aha, bu işleri bilmediği için burada benim hemşerim diyorsa burada ne geçebilirsin? Hemşerim benim doğduğuma büyüme ben buralıyım ben diyemiyorum. Sen nasıl dersin? Bir dönüm yer alıyor, bizim köyü satın alıyor adam. Sanki değil mi? Evet. Satın almış gibi davranıyor yani. Evet. Ama tabii bunların temelinde yine köylerin işte mahalle olmasıyla birlikte evet, köy kanunlarının artık gidip büyükşehir kanunlarının ortaya çıkması evet, sizin elinizi kolunuzu bağlıyor yani. Şimdi mesela kurban pazarı var burada. Şey, köy biz olaydık, mahalle olmayıp köy olaydık biz kurban pazarını buraya koymazdık. Hı-hı. Şimdi hep pislik geliyor, hastalık geliyor. Bir de bizim ağalımıza yakın olduğu halde. Aha. Şimdi sizin hayvanlarınıza da hastalık bulaşması var. Tabii canım bir kilometre benim bir şeyime. Ya inne hap derken biz ceremesini biz çekiyoruz. Değil mi? Öyle de evet, bir şey var. Erhan Ustam. Evet. Bu hayvancılığı yalnız başına mı yapıyorsun? Yardım eden bir yeğen. Benim yeğenim de var işte. Yeğen de burada. He burada Abdullah. Onu da alalım. Abdullah hocam buyur şöyle gel. Seni de şöyle alalım ortamıza. Abdullah hocam da maşallah var. Sığmadı buraya. Mikrofondan da şöyle bir çıkartalım oradan. Abdullah'ı da tutalım. Şimdi Abdullah kardeşimiz de geldi. Amca yeğen. Evet. Birlikte yapıyorsunuz bu işi. Bu işin ucundan tutan başka birisi var mı yoksa sadece yok, ikiniz misiniz? Beraberiz biz hocam. Beraber. Çobanım bu benim çöne. Öyle mi? Süper vallahi süper. Şimdi Erhan hocam Abdullah'a döneceğim ama şeyden de bahsedeyim. Bu sonuçta atadan gelen bir iş. Tabii. Yani siz böyle biz ufak gene görmeseydik bayağı işe yapamazdık. Ha yani bir kere DNA'yı alıp bunun peşine evet, bir kere babamdan gittiniz. Öğrendiklerimi şimdi yeni öğretmeye çalışıyoruz. Azıcık öğreniyor. Bilmiyorum işte hayvan nasıl olur, nasıl rahat olur, ne zaman sulanması lazım, ne zaman yem verilmesi lazım. Bir deneyimdir değil mi bu? Evet. Deneyimdir, tabii. Aslında hayvancılık her adam yapamaz. Her adam yapamaz. Artı hayvancılıkla uğraşan her bir çoban, her bir birey aslında bir kitaptır değil mi? Evet. Yani o hayvancılıkla ilgili yani şimdi. Ha, bir bilgidir yani. Evet. Şimdi Abdullah yapıyor bu işi. Ama biraz da işte farklı işler de yapıyor. Biraz tabii, sonra konuşacağız orada. Böyle bir çalgı çengi evet, işleri var, de var. Var. Ondan sonra hani sadece buna adanmış bir hayat değil ama yine de işin ya, içindesiniz. Tabii. Kışın boş olduğumuz için mecbur işte ya ilerlemeyecek. Şimdi sen bıraktığın zaman ben bıraktığım zaman inşallah kapı devam edecek. İnşallah bir oğlan var. Etmezse olmazsa oğlan da etmezse açılacağız. Buradaki hayvancılık kitabı kapandı gitti. Evet. Atıldı. Yapmazsa kapanır. Bu deneyim çöpe atıldı. Evet. Evet. Bu çok aslında kötü bir şey yani. Evet bunu abi şimdi yapamaması lazım. Devamlı bir şeyler üretmenin sen de olmuyorsun. Ben adam dışarıdan içiye getiriyorum diyor. Hı-hı. Et getir. Ne zamana gelecek bu et? Hı-hı. Hadi orada bitti. Nereden getirecek? Nereden gelecek? Bitti. Aynen öyle. Peki Abdullah kardeşim sen biraz kendinden bahset. Kaç yaşındasın? Bu hayvancılığı seviyor musun? Hayvancılığı tabii ki seviyorum abi. Neden sevmiyorum? Biz çünkü bunun içinde yetiştik yani. Hı-hı. Bunun içinde büyüyoruz. Kendim 27 yaşındayım ben. Gazi Üniversitesi makine mühendisliği bitirdim. Oh ne güzel. Ayrıyeten dediğin gibi bağlama çalıyoruz. Evet. Televizyon programları falan. Bazı bu makine mühendislerinde böyle bir bağlama çalma bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam rahmetli değil mi? Ankaralı
Namık da evet, makine Namık. Mühendisiydi evet, değil mi? Evet, o da buradan. O da bir arkadaştı. Ailesine bir tekrar saldırıyoruz. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Abi işte de, amcamın dediği gibi yani biz bunu içimizden gelerek yapıyoruz. Ama maalesef şimdi biraz önce konuştunuz siz. Köyde hayvancılık konusunu bitiriyorlar abi. Mesela toplaştırma falan çıkarttılar. Ben buradan sayın devlet büyüklerine falan sesleniyorum yani. Ya köylü zaten zor geçiniyor. Bıraksınlar köylüyü kendi haline. Fazla adamlar, uğraşmasınlar. Fazla yani uğraşmasınlar abi. Çünkü orayı toplaştırma yaptılar, burayı toplaştırma yaptılar. Yaylım mera desem bitti abi. Mesela buradan Mogan Gölü'nü biliyorsunuz. Gölbaşı Mogan Gölü var. Mogan Gölü'nü bu tarafa doğru büyütmeye çalışıyor. Zaten arazimiz yok abi. Yani o zaman hayvancılığı yasaklasınlar abi. Bitirsinler daima. Bu köylü ne yapacaksa yapsın. Köylü milletin efendisi diyorlar ama abi bence efendilik falan artık hiçbir şey kalmadı. Kalmadı diyorsun. Aynen. Ya buradan yani mümkünse köylü ellemesinler abi. Köylüyü rahat bıraksınlar. Aynen abi şimdi. Köylünün önünü açsınlar evet, aslında. Köylü şimdi şehrinin kulesi oldu. Aynen öyle oldu. Abi şimdi biz kendimiz ayrıca bir çevre örüşü de yapıyoruz. Mazot alıyoruz 5 lira abi. Bunun parçası var. Mazot oldu kendim biliyorum abi piyasayı. E şimdi 1 kilo buğday ekmen tanesi 1 TL. Gidiyorsun şimdi buğday 800 lira abi. 80 kuruş. 80 kuruş hatta 80, 90, evet. 90 kuruş 1 lira olan yerler var. Şimdi 1,5 kilo buğday satacaksın abi. Bir tane ekmek alacaksın. Nasıl şuna olacak bak bu iş abi? Yani. Hayvancılığı hadi kenara koyduk. Dedik ki tamam. Çiftçiliğe yönelik çiftçilikten gelmiyor. Ne yapacağız? Biz de şaştık kaldık abi. Kredi üstüne kredi, kredi üstüne kredi. Tamam. Peki borcu olmayan çiftçi köylü var mıdır? İmkanı yok zannetmiyorum. Hepsinin var abi. Hepsinin borcu var. Nasıl oluyor abi o biliyor musun? Hepsinin adam 5 dönüm arazisi oluyor. Dededen kalmış. Satmaya kayamıyor. En sonunda buraya kadar dayanıyor abi. Adam toprağını satıyor. Gücü malına yetiyor abi. Satıyor. Evet borcunu, aynen. Gücü malına yetiyor. Aynen. Borcunu kapatıyor. Parasını da alıp şehre gidiyor. Öyle. Ne belki iş kuruyor. Belki kurmuyor. Belki yani bir işte işe giriyor. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte böylece ne oluyor? Biz üreten bir toplum olmaktan uzaklaşıyoruz. Evet. Sadece şehirlerde işte tüketen insanlar. Evet. Ondan sonra işte et yok, buğday yok. Hepsi abi dışarıda. Çalışırsan olur. Çalışmasan ne olur mu? Hazır hazır neden dayanacak? Her zaman hazır yiye yerine ne zaman gidecek ki? Aynen öyle. Üretme olmayınca şey olmayınca. Aynen öyle. Şeyi soracağım. Bu Mogan Gölü'nden bahsettin ya Abdullah. Evet. Orayla ilgili bilginiz var mı ya böyle bir biz de duyduk bundan önceki köyde. O evet, böyle göl başını yani Mogan Gölü'nü biraz daha ya, bu tarafa doğru büyütme. Evet abi. Nedir ya buradaki amaç ne? Vallahi bilmiyorum. Şey, rant yapacak birileri herhalde rant olacak. Yine orada bir rant dönecek gibi şey geliyor. Abi, abi rant dönecek. Bizim yayılım mera falan yine bitiyor artık. İyice kapanıyor yani işler. Gittikçe köylü işi modernleşiyor. Köylü bitirmeye çalışacaklar zaten. Köylü bitirecekler. Tarım arazilerini, meraları orada şeyin içerisinde, o gölün içerisinde katıp belki de etrafını artık villalar. Villa mı yapacak yoksa şeye mi açacak, turizme mi açacak hali ne yapacak? Şunu anlaması lazım aslında insanların. Yani bu beton bizim karnımızı doyurmaz. Evet. Ki doyurmadı da bu apaçık ortada ki biz şu anda yurt dışında işte 5'er bin ton dilenci gibi et alıyoruz. Evet. İşte Fransa'dan, evet, Sırbistan'dan doğru, falan. O da bir nasıl bir et olduğunu da bilmiyoruz. Nasıl kesildiğini bilmiyoruz. Neyin Müslüman mı? Yahudi mi? Ne bileyim ben kim? Bismillah'sı var mı? Kıbleye döndürüyor mu? Ölü mü, diri mi? Sağlıklı mı? Sağlıklı mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Ne yazık ki durumlar böyle. Vallahi peki, köylünün durumu böyle gidişat iyi değil. Böyle giderse zaten. Evet. Yani hatta vallahi, bundan önce kasapla işte kasap esnafıyla konuştuk. Evet. O dedi ki yani artık dedi zaten şey oldu. Besici falan rahmetli oldu dedi. Evet, kalmadı dedi. Girdiler çok pahalandı. Girdiler çok pahalandı. Peki bu saatten sonra dönüş var mı? Ya dönüş yok işte bizim Allah'tan hayvanımız borçlu değil de. İşte iyi kötü idare ediyor. Şimdi borçlu alıp da hayvancılık yapanlar temeli battı. Temeli battı. Hayvanlara borcu olanların, vadelenen Allah yardımcısı olsun. Amin. Yani bir zor, şekilde zor yani. Çok zor. Çok işleri çok zor. Göründüğü gibi de bir şey değil. Bu saatten sonra abi yapacağın tek şey elindeki malına muhat olacaksın. Gidip hiçbir şeye dalmayacaksın. Gittiği yere kadar gidecek. Şimdi Zafer Usta ile konuştuğumuzda evet, o güzel açıkladı. Yani kasap esnafının nasıl para aslında çok para kazanmadığını, aslında hakkını evet, kazandığını açıkladı. Evet. Ne diyorsunuz? Siz bu duruma ne diyorsunuz? Yani et neden pahalı? Et neden pahalı abi? Yetiştirici olmadığından. Hayvan köyü bitti, merada kalmadığı için. Onun için şimdi eskiden diyorum ya işte dediniz ya. Eskiden dedelerimiz, epelerimiz bizim 10 kişiden
50 kişi yapıyordu yani. Şimdi 50 kişiden 10 kişi, 8 kişi kaldı. Ya bu durum bir kere, şu bir gerçek değil mi yani? Türkiye'de hayvan varlığı azalıyor. Az ve günden güne de evet, düşüyor, azalıyor. Bu kesin düşüyor, yani. Evet. Burası ya kesin. Abi şimdi borcumu ben yeni parası ödeyemedikçe ne başka kolik yapayım ki? Başka diye gelirim. Hiç olmasa maaşımı bilirim. Hı-hı. Saatimi bilirim, istirahatımı bilirim. Hı-hı. Ya şimdi yarın bir gün bu Nisan'da hayvan dışarı çıkacak. 24 saat geceli gündüz bu hayvanın arkasındayız biz olacağız. Bunu gezmek zorundasınız. Tabii. Yani. Nerede doydu orada yatacaksın. Yağmuru var bunun, kışı var, hastalığı var, tökeli var. Yani bir düğünün olsa, cenazen olsa bırakıp gidemiyorsun. Eziyetli bir iş bu. Onun için de para kazanmazsan niye uğraşayım ben dağda bayrağı niye gezeyim ki? Yani o zaman devletin burada mevcut hayvancılığın içinde, içine evet, doğmuş ve hala yapmakta olan insanları hayvancılığın içinde tutmak amacı olmalı. Evet. Birinci amacı bu olmalı. Tabii. Ama devlet ne yapıyor? Yani buradaki insanların sorunlarını çözmek yerine yeni aktörler kazandırmaya çalışıyor. Evet, dışarıdan et getiriyor. Yani sanki ha, yok bir de şey hani yeni böyle işte girişimciler girip evet, de hayvancılık yaptığı zaman çözecekmiş gibi. Yok, ama abi, işte Abdullah'ın dediği gibi insanlar da batıyor değil mi yani? Böyle abi şimdi yani, bir işi bilmeyen adam batar. Hı hı. E şimdi bu kaç ne kadar yemeyecek, ne kadar saman yiyecek onu günü bilmeyen insan değil mi? Ne zaman, fazla ne zaman doğum yapacak? Ne zaman doğum yaptıracak? Ne zaman doğulacak, ne zaman karlı olursun? Tabii. Ne zaman ayda doğursan daha karlı olur. Besleme zamanları. Tabii besleme zamanı olacak. Tabii. Bu hava sıcaklığına iklimine göre ilacı var, ilacı var, banyosu var. Banyosu var. Bunu her adam şey yapamaz ki yani. Hı-hı. Bir de bir şey var. Nasıl diyeyim sana? Aklıma gelmedi şimdi. Ha şey 7 yıl önce bir, o zamanlar bir destekleme verdiler devlet. Hı-hı. Çiftçilik hayvancılık yapsın diye. Ben kredi çekimdim, gittim. 80 lira mı? 70 lira başvurduk. Bir aydan bir buçukta zor aldım ben. 70-80 bin lira? Evet, 70-80 lirayı. Ben hiç tanımadığım adam geliyor, 10 gün içinde işini çözdü. Hayvancılık da yapmaya adam. Parayı aldı, geçti gitti. Biz de yaptığımız halde 80 lira zor aldık. Ona git, buna git. Zor böyle aldıksa bu sene de sana son taksidi bitireceğim, kurtulacağım. 7 yıldır ödüyor evet, musunuz? Evet, 7 yıldır ödüyoruz. Faizsiz dediler, faizle beraber de ödüyoruz. Ha, bir de faizsiz deyip evet, bir de faiz evet, oldu. Faizle. O nasıl oluyor? O vallahi bize 7 yıldır, 2 yıl örteleme ödemesiz, 5 yıl ödemeye başlasanız dediler. Döner sermaye dedi, bilmem ne dedi. Her sene 2-3 milyarı bize. Dosya masrafı dedi, dosya bir şey masrafı, dedi. Bilmem. Zaten onun içinden kestiler. Onun önceden bir kestiler, sonradan da bize işte döner sermaye dedi. İl Bankası'na gidecek dedi, bilmem ne bankasına gidecek. Bize bir şey yaptılar, bir şeyler yaptılar. Yine bir şekilde faiz ödettiler yani. Peki şimdi şöyle bir ağalığınıza bakıyoruz. Tam önünde durduğumuz yere. Evet. Şey midir bu yine babadan kalma falan mıdır yoksa sonra? Tabi babam rahmetlik beraber yaptı. Biz bunu kaçta yaptırdık? 97'de yaptırdık. Hı hı. O zamanlar işte biraz tadilat falan yaptık. İşte ustalarımız da sağ olsun fena değil, iyi yaptılar. Tam eski tarz, tam güzel evet, bir ağıl aslında bakarsanız evet, yani. Eğimli falan olan tabii, değil mi? Tabii. Şimdi hayvanın yattığı yere eğimli olması lazım. Eğimli olması lazım. Bir de eskiler bu işi hakikaten biliyor. Tabii. Yani şimdi biz mesela yeni yapılan böyle ağıllara falan giriyoruz. Yanlış yapılmış. Evet. İşte eğimi yok. Hayvanlar kuru yerde değiller. Evet. İşte burada eğimli bir şekilde. Gayet güzel. Evet. İçeride birkaç tane de keçi gördüm ben. Keçi de var. Evet. Keçiyi ne yaptınız? Niye öyle az? Ya o şimdi biraz az olduğundan bir de mazaratlar. Oluğun üstüne çıkıyorlar. Ötekiler koyunlara yaramazlık yapıyorlar. Yaramazlık yapıyorlar. Hı-hı. Onların yerine ayırdık. Onlara da bir ayrı oluk koyduk. Üstü çıtalı. Keçiyi bitirecek misiniz yoksa böyle azaltırız? Keçiyi ben de onu geçmiyoruz amca. Onu falan geçirmeyeceğim de bir de şey düşünüyordum. Ankara çiftlik keçimiz vardı bizim. Hı. Ben ondan bulabilsem ondan alacağım. Var mıydı önceden abi? Önceden bizde vardı. Aa. Şimdi çiftlik de para etmeye başladı. Ben ona döneceğim. Tabii çiftliğe ciddi destek evet, var tabii. Bundan 10 tane besleyeceğim. Ondan 5 tane şey yapsam. Hem şimdi kuzusu, şimdi Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, evet, o civarlarda kaldı. Gücün, oralarda o da kaldı. Nispeten kaldı yani. Demek eskiden buralarda da vardı. Tabii biz buralarda vardı. Eskiden Mart ayı geldi miydi hemen geçiler yaramıştı. O zaman yaramıştı biz bilmezdik yani. Yaramış olanları kırkarlardı doğru ha, at pazarına, saman pazarına orada satarlardı. Evet. Oradan da bize geçi buynuzu. Şeyini yaparlar mıydı onun kumaşı, sof kumaşı? Yaparlar mıydı sizin burada yoksa? Bizim yok. Bizde eğirle olarak, annem gidi eğirirdi, çorap ha, yaparlardı. Ha çorap yaparlardı. Çorap ipini de, şeyini de, ipini de? İşte kirman derlerdi. Kirman. Kirman da eğirirlerdi. Kazak, yelek. Genellikle çorap yaparlardı. Bunları giydiniz mi siz? Giydim. Zamanında. Giydim. Çok şanslısınız evet, ya. Şimdi bizim hanım yapamıyor, beceremiyor. Beceremiyor mu? Şey yok ki, tiftik yok ki, var mı ya, tiftik? Tiftik de olsa şey olsa şimdi çoğu kadınlar... Ha, koyunun yününden falan yapamıyor. Koyunun yününden de olur ama şimdiki kadınlar... Hep hazır alışmışlar, makine örüyor, makine getiriyor, getiriyor, bitti. Tabii kolay kolay da değil yani evet, eskiler bu işleri şey eskiden yapıyordu. Annem gül kirmadan çevirdi, eğirlerdi, yunu düfselerdi. Onu bir hafta da eğirecek, bir hafta sonra da çoraba başlayacak.
bütçe çorabı 10 günde 15 günde önce verirlerdi zaten. Ya. Abi şimdi arazi kalmadı. Keçi satmamızın tek sebebi de bizim keçimiz 85 taneydi. Ha. O kadar aşırı bir çok bir keçimiz vardı. Kimleri dedim ya hobi başta çoğalınca kiminin ağacına gitti, aynen kimin değişmekti. İşte şimdi oradan söylemek lazım. Adam yani. Şimdi oradan bahçeden görmüyor mu geçin diyor. Ha işte uysan bela, en iyisi dedik biz de 10 tane olsun temiz olsun. Kapalı bir yerimize koyarız. Yani bakarız. Sanki hobi bahçesi oraya aitmiş de keçi oraya ait değilmiş gibi değil mi evet, sanki? Evet. Ya adam oraya dikiyor işte adam... mesela tilin dışına sarmaşık ağaç dikmiş. O da sallanmış. Yeşil hayvan, yeşillik hayvan bu ya. Yeşile gidince vay niye geçil geldi, niye bu yana geldi? Adam yanaşamıyor. Orada tarla adam ekmiş. Başak var. Çobanız. Dayanamıyoruz başağı görünce. Gece olsun, gündüz olsun mecbir giriyoruz. Yani. Abi şimdi biraz önce de dedim ya ben. Ben kendim 89 doğumluyum. 2000'e kadar amcamgil bu işi çok eskiden beri. Siz tabii 2000'e kadar kazanıyorlardı, yapıyorlardı. 2000'den sonra abi hayvancılık oranında hayat durdu. Ben bilmiyorum yani. Hiç dedemesi atadan geldiği için, babadan geldiği için yani öyle gidiyor. Kapımızda olsun amacından oldu artık. Düzen kurulu biraz oldu. Biraz gelenek, biraz evet. Geleneğe devam etmek. Şimdi öyle oldu. Bir de düzen kurulu olduğu için yani. Yoksa direkten düzen kurayım, hayvancılık yapayım diye o tabii. iş bitti artık. Yani hazır ağıl var. Evet. Biraz da belki biraz, babadan da hayvan da kaldı. Evet. Biraz geleneğe devam ettirelim. Öbür türlü ağıl evet. yaptırayım, hayvan alayım bilmem ne. Batarsın temelli içeri giren abi. Aslında şöyle söyleyeyim yani biz Anadolu'nun çoğu köyünde gezdiğimizde gerçekten de bu şey var, zihniyet var. Yani evet. bunu yapıyorum ama Cenk Bey diyor ya vallahi zorunluluktan yapıyorum ya diyor. Şu traktörüm var diyor, evet. şu mibzerim var diyor, şu pulluk mecburi... var diyor. Zorunluluktan yapıyorum ya diyor. Hani bunlar gibi... boşa kalmasın diye. Evet yani. Onun için diyorum ya işte biz arpa ekiyoruz, buğday ekiyoruz biraz. Ondan biraz faydalanıyoruz biz. Yoksa hepsini biz satın alsak zaten işin içine çıkamayız. İşte tarım yani ülkenin tarım ve hayvancılığı böyle devam evet. ediyor ya yani. Şimdi bizimki nedir? Hem tarımdan destekliyoruz hem hayvandan destekliyoruz. İşte 3-5 çocuğu okutabilirsek, okutamazsak zaten bir şey yok. Çocuklar okuduktan sonra da artık yapmazsın. Ya yani. Emekli olup ondan sonra. İnşallah olabilirse emekli oluruz inşallah. Görebilirsek. Onu da göremez böyle. Olabilirsek o da iyi olur diyorsunuz yani. Zor. İnşallah devletimiz güzel imkanları sunmaya devam eder de biz devam ederiz artık. Yani. Ya biraz destek çıksa böyle. Ama işte bu hobi bahçeleri, villalar, bu işte meraların, ya. Tarım arazilerinin böyle... ne diyelim işgal edilmesine izin yani verdiği sürece düzelecek gibi de şey, değil yani. İşte dedik ya şu an sıkıntılı durumlar. Çok bir sıkıntılı. Sıkıntı var ki neden şimdi adam hobi başlarına geliyor ki ya hayvan kokuyor. Dedi ki de şikayet ediyor büyük şehir. Tabii de şikayet ediyorlar. Ya sen bile bile gelmişsin buraya alıyorsun. Hı-hı. Hayvanın köyünün geçimi bu. Madem kokuyor şey yapmıyorsan git Ankara'da kal. Peki şimdi dedik ya Abdullah kardeşimiz. Çalıp söylüyor. O zaman şöyle yapalım biz burada üşüdük. Tamam, vallahi ciddi üşüdük yani. Girelim. İçeri girelim. Bir çayımızı içelim, bir de Abdullah tamam, kardeşimizi tamam, dinleyelim. Aa gelin dinleriz. Tamam süper, hadi buyurun gidelim. Yeşil başlı gövelerde uçar gider göle karşım. Yeşil başlı gövelerde uçar gider göle karşım. Eğricesi tentel olmuş döker gider ele karşım. Telli turnam sökün gelir inci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir yar oturdum ele karşı. Değerli izleyiciler işte sevgili Abdullah kardeşimizi dinlediniz. Güzel bir türkü çalıp söyledi.
Koç ailesine de buradan teşekkür edelim. Erhan Bey'e de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sıcak çayımızı da içtik, ısındık. Ondan sonra türkümüzü de dinledik. Artık biz yola düşelim diyelim. Bize müsaade edelim. Size de kolaylıklar dileyelim. Evet sevgili seyirciler, başka bir programda bir arada olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İziniz tarlada, yüzünüz harmanda, gözünüz Ulusal Kanal'da olsun. Gölbaşına vardım günler çoktur. Gölbaşına vardım günler çoktur. Güzeller geliyor benimki yoktur. Edalı gelin, şavarlı gelin, gelin öldürdün beni. Güzeller geliyor benimki yoktur. Edalı gelin, gelin şalvarlı gelin, gelin öldürdün beni.